Herkese selam, ben Nur. 3 gün sonra birçok kişinin de bildiği gibi gerçekten de ülkemizin kuruluşu için verilen "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" sözünün de söylendiği yer olan Çanakkale Şehitleri Anma Günü var. Lakin bugün, yani 16 Mart'ta Türkiye tarihi açısından göz ardı edilecek bir tarih olmadığını size göstereceğim. Birçok önemli olaya ev sahipliği yapmış bir tarih. Tarihteki bugün 16 Mart videosuna hoş geldiniz diyorum o zaman. Bugün dünya tarihine baktığımızda ülkemiz dışında birçok devir ve yerde önemli olaylar yaşanmıştır. Mesela Yahuda Krallığı'nın Babililer tarafından fethedilmesi ve tarihe Babil sürgünü diye geçecek olay yaşanmıştır. Ya da zamanında kapatılmaları ile eksikliğini yaşadığımız eğitimdeki kalitenin bozulması örneklerinden birini verebileceğim öğretmen okulları ya da herkesin bildiği köy enstitüleri de bugün açılmıştır. Ya da Vietnam Savaşı sırasında Mai Li, Mai He ve San Mai köylerine 3 eş zamanlı olarak yapılan katliam da vardır. Ya da 99'da Kosova'daki Sırp güçlerine karşı 70 gün sürecek hava harekatı, 2005'te İsrail Eriha'yı resmi olarak Filistin yönetimine devretmesi, ya da şu anda hala olan Ukrayna-Rusya krizindeki Kırım'ın Ukrayna'dan ayrılarak Rusya'ya geçmesi de bugün oldu. Kısacası 16 Mart dünya genelinde farklı zaman ve konumlarında hareketli bir zaman olmuştur. Ön diyeceklerimi dediklerime göre Türkiye açısından önemine bakma zamanı geldiğini düşünüyorum. Ama ilk önce 1914'e gitmek gerekir. 1912-1913 dolaylarında Osmanlı Devleti'nde 2. Abdülhamit Saltanatı'nda 7 kez ve 2. Meşrutiyet döneminde 2 kez olmak üzere 9 dönemde 9 yıla yakın sürede sadrazamlık yapan birisinin döneminden bahsediyorum. Tarih kitapları onu Küçük Mehmet Sait Paşa olarak yazar. Kilit isim ise Mehmet Sait Paşa kabinesinde Adliye Nezareti ve Şurayı Devlet Başkanlığı'na asaleten atanan 16 Mart 1914'te ise Şeyhülislam olan Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi. Neden kilit isim diyorum? Bu adam 1. Dünya Savaşı'nın başlaması ile cihat fetvası veren Şeyhülislam diye kayıtlara geçer. Üstüne 1916 dolaylarında Talat Paşa ile anlaşmazlıklarından dolayı Şeyhülislamlıktan da ayrılmasında da rol oynadı. Kısaca bu adamın Şeyhülislamlığı 2 sene sürer. Ha, bununla kaldı mı? Hayır. 1. Dünya Savaşı sonrasında İstanbul'un işgaliyle Malta sürgünleri arasında da yer alır. Asıl önemli olay ise 1. Dünya Savaşı'nın uzamasına neden olan bir cephe. Çanakkale Cephesi'nden bahsediyorum. 18 Mart 1915'te açılan bu cephe 9 Ocak 1916 tarihine kadar etkin bir şekilde açık kalarak Türk ordusunun akıllara kazanacak şekilde bir zaferiyle sonuçlanmıştır. Tekrar hatırlatmak maksadıyla bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengesini değiştirmekle kalmamıştır, Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha da göstermiştir. Çanakkale Cephesi Anadolu halkına verdiği azim, kararlılık, umutla birazdan da bahsedeceğim Kurtuluş Savaşı ruhunu mu dersiniz, ışığını mı dersiniz, meşalesi mi dersiniz bunu ateşlemiştir. İkinci 16 Mart büyük olayını söylemeden önce bakmamız gereken bir sene var. 1919 ve o zamanlarda Anadolu'nun durumu. Bilindiği gibi Yunanistan'ın 15 Mayıs 1919'da İzmir işgali ile Atatürk'ü harekete geçirmesinin yanı sıra milli mücadelenin de önemli itici gücünü de teşkil etmiştir. 21-22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi, 23 Temmuz-7 Ağustos Erzurum Kongresi, 4-11 Eylül Sivas Kongresi bu itici gücün 3 büyük ve önemli unsurudur. Bu hamleler o kadar etkili oldu ki 3 Ekim 1919'da damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmek zorunda kaldı ve yerine Ali Rıza Paşa kabinesi kuruldu. İngiltere'nin İstanbul'daki Yüzamiral John de Robek, 3 Ekim'de Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a gönderdiği telgrafta kabinenin çoğunluğunun milliyetçi ve bazı üyelerin İttihat ve Terakki Partisi semtizanı olduğunu bildirir ve bu arada özellikle Sadrazam Ali Rıza Paşa, Harbiye Bakanı Mersin Cemal Paşa, Nafia ve eski Harbiye Bakanı Ferik Abuk Ahmet Paşa'nın milliyetçi hareket sempatileri üzerine duruyordu. De Rabok'a göre Mersinli Cemal Paşa ile Refik Abuk Ahmet Paşa, Mustafa Kemal liderliğindeki milli hareketin en önemli destekçileriydi. İstanbul'da hazırlanan bir İngiliz istihbarat raporunda Harbiye Bakanı Cemal Paşa'nın İstanbul'daki milliyetçi örgütün başı olduğundan ve Mustafa Kemal ile birlikte Anadolu'daki milliyetçi kuvvetlerin hareketini yönelttiğinden söz etmekteydi.
Yeni kabinenin bu yapısı özellikle İngiltere'yi telaşlandırdığı gibi yeni kabinenin Bahriye Bakanı Salih Paşa ile Atatürk arasında 20 Ekim 1919'da tespit edilen Amasya protokolünde İstanbul hükümeti ile milli teşkilat arasında uyuşma olduğunun, meclisin mebusan seçimlerinin bir an önce yapılmasının, Sivas Kongresi kararlarının meclisi mebusanca kabul edilmesinin ve nihayet meclisi mebusanın İstanbul'un dışında bir yerde, ki Bursa söz konusu olmuştur, toplanmasının söz konusu olması bir bakıma İstanbul hükümetinin milli harekete yani heyeti temsiliye tabi olması veya en azından ikisinin bir arada bir işbirliği kurulmakta olduğu izlenimini vermekteydi. Halbuki İstanbul hükümeti müttefikler yani itiraf devletleri veya işgalci devletler bakımından Türk toprakları üzerindeki her türlü sömürgeci ve emperyalist planlarını gerçekleştirmekte, baskı yoluyla kullanabilecekleri bir araç idi. Milli Hareket ise bu tekerleğin önüne konan büyük bir kaya parçasıydı. Hele Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul ile daha yakın temas kurmak için heyet temsiliyeyi Ankara'ya naklederek milli mücadele İstanbul'a çok yakın bir mesafeye getirmesi, İstanbul-Ankara işbirliği bakımından müttefikleri iyice korkutmuştur. Osmanlı Devleti ile yani Batılıların deyimiyle Türkiye ile barış konuları esasında Paris Konferansı'nın 1919 Ocak ayında açıldığından itibaren gündeme gelmiştir. Çünkü Yunanistan başta olmak üzere Araplar, Ermeniler, Kürtler vesaire vesaire leş kargaları örneği Osmanlı İmparatoru topraklarından pay kapmak için Paris'e üşüşmüşlerdir. Her biri kendi ihtiraslarına ve hayal güçlerine göre Osmanlı topraklarından pay kopartmanın peşindeydi. Leş kargalarının bu tutumu Osmanlı İmparatorluğu'nun cesedi üzerindeki çıkarlarını gerçekleştirmek isteyen işgalci devletlerin politik amaçları ile ters orantılıydı. Bununla beraber üç büyükler yani İngiltere, Fransa ve İtalya, Amerika ile beraber önce başta Almanya olmak üzere yenilmiş Avrupa devletleri ile yapılacak barışa yöneldiklerinin Osmanlı Devleti yani Türkiye ile yapılacak barışa hemen sıra gelmedi. Amerikan Senatosu Almanya ile imzalanan Versay Barış Antlaşması'nı onaylamayı reddedip Amerika Aralık 1919'da Paris Konferansı'ndan çekildikten sonra Osmanlı Devleti ile yapılacak barış antlaşması sistemli bir şekilde ele alınmaya başlandı. Bu konuda ilk toplantı İngiltere Başkanı Lloyd George ile Fransa Başbakanı Clemenceau ve heyetleri arasında 11 Aralık 1919'da Londra'da yapıldı. Bu toplantıda Clemenceau İngiltere ile tam bir işbirliği içine girerek Fransa'nın bütün amaçlarını İngiltere'ye kabul ettirme çabasında içinde olmuştur. İngiltere ile bir görüş ayrılığı veya anlaşmazlık çıkmamasına çalışmıştır. Bununla beraberdir ki üzerinde en fazla tartışılan konu ise İstanbul ve padişahın durumu olmuştur. Fransa İstanbul şehri ile Boğazlar sorununun birbirinden ayrı olarak ele alınmasını ve padişahın İstanbul'da oturmasına izin verilmesini ileri sürerken, İngiltere İstanbul'un Boğazlar sorunundan ayrı olarak ele alınamayacağını ve İstanbul'un da milletler arası bir otoritenin yönetimine verilmesi gerektiği tezini savunmuştur. Padişah statüsü içinde Vezinelos'un İngiltere'yi telkin ettiği Vatikanvari bir sistemin tartışması yapılmıştır. Clemenceau'nun doğuda bir papa yaratılmasına karşı çıkıp batıda bir papa bulunmasının yeteri kadar bir kötülük olduğunu söylemesi de ilginçtir. Boğazlar konusunda fazla bir görüş ayrılığı ve tartışma söz konusu olmamıştır. Zira her ikisi de Boğazların Türklerden alınmasında birleşmişlerdi. Anadolu konusunda ayrıca ele alınıp burada özellikle İzmir üzerindeki İtalyan iddiaları dolayısıyla İtalyan-Yunan çatışması üzerinde durulmuş ve özellikle İngiltere bütün gücüyle Yunanistan'ı desteklemiştir. Osmanlı Devleti ile Barış Anlaşması'nın müzakereleri Ocak 1920 sonlarına doğru başlamakla beraber ki ilginçtir bu da, İngiltere, Fransa ve İtalya'nın 18 Şubat 1920 günü toplantısında Osmanlı Devleti ile yapılacak barış esasları ve bir taslak halinde önlerine gelmiş bulunuyordu. Taslağa göre Trakya sınırı Çatalca hattı ve Midye Enez çizgisi olacaktı. Boğazlar Türklerden alınacaktı fakat İstanbul yine Osmanlı Devleti'nin başkenti olmaya devam edecek ve padişah İstanbul'da oturabilecekti. İzmir ve havalisi Osmanlı Devleti'nde kalmakla beraber Yunanistan tarafından yönetilecekti. İzmir Limanı Milletler Cemiyeti'nin garantisi altında serbest liman olacak ve uygun bir kısmı da Osmanlı Devleti'nin kullanımına bırakılacaktı. Ermenistan'a Doğu Anadolu'da toprak verilecek fakat sınırı sonra çizilecekti.
Osmanlı, doğudaki kurulacak olan Kürt devleti, Mezopotamya, Suriye, Filistin ve Arabistan üzerindeki her türlü haklarından vazgeçecekti vesaire gibi şeyler vardı. Bütün bu görüşmeler, tartışmalar gizli olmakla beraber özellikle Fransız basını bir hayli haber yayınlamaktaydı. O kadar ki Lord George bile 18 Şubat 1920 toplantısının bu durumdan İngiliz basınının şikayetçi olduğunu belirtmiş ve sonunda ortak bildiriler yayınlanmasına karar verilmişti. Tabii bütün bu haberler İstanbul basınına ve Anadolu'ya yayılmakta ve Türk kamuoyuna endişe ve sinirlilik yaratmaktaydı. Özellikle Anadolu'daki bu atmosfer ve Ali Rıza Paşa kabinesindeki bazı bakanların işgal makamlarına karşı ters tutumları da işgalci devletleri endişeye sevk etmeye başladı. Aradaki görüş ayrılıklarına rağmen Ankara ile İstanbul arasındaki ilişkiler, müttefikleri bulundukları ve karargahları olan İstanbul'da oturdukları zeminde rahatsız etmeye başladı. Halbuki İstanbul bir bakıma Mondros Mütarekesi'nin temel unsurunu teşkil ediyordu. Bu sebeple İstanbul'da kuvvetli olmak zorundaydılar. Şimdi ikinci büyük olaya gelebilirim. Bütün bunları anlatmamın sebebi nasıl bir ortam vaziyette olduğuna dair bilinci yaratmaktı. İkinci 16 Mart olayı İstanbul'un ikinci kez işgali. İstanbul 1. Dünya Savaşı yıllarında İtilaf Devletleri'nin bir askeri hedefi konumundaydı. Türk ordularının Suriye cephesinden çekildiği sırada başkente vurup psikolojik baskı uygulamak isteyen İtilaf Devletleri İstanbul'a karşı hava saldırılarına da başladı. Bu saldırılar Osmanlı Devleti'ni bir an evvel anlaşma masasına oturtmaya zorlamak amacındaydı. Ateşkes görüşmeleri Mondros'ta gerçekleşti ve İstanbul'un işgaline giden süreç 30 Ekim 1918'de ateşkesin imzalanmasıyla başlamış oldu. Ateşkesi takip eden günlerde İttihat ve Terakki kendini lağvetti. Enver, Talat, Cemal Paşalar yurt dışına kaçar, 6 Kasım'da Boğazlar silahsızlandırıldı. İtilaf Devletleri donanması 7 Kasım'da mayınları temizlemek bahanesiyle Çanakkale Boğazı'ndan geçer ve İstanbul'a ulaşır. Önce İtilaf Devletleri'nin 61 harp gemisinden oluşan donanması 13 Kasım 1918 günü İstanbul önlerine kadar demir atar. 11 harp gemisi ile bir Yunan zırhlısının da katılmasıyla İstanbul önlerinde demirleyen gemi sayısı 73'e çıkar. O gün İtilaf filosundan çoğu İngiliz 3.626 asker karaya çıkar. İstanbul'da çeşitli resmi ve gayri resmi binalara yerleştirilirler. Beyoğlu ve Rumeli yakası İngilizlerin, İstanbul yakası Fransızların ve Anadolu yakası İtalyanların kontrolüne bırakılır. İşgal komutanı Maitland Vincent, Beyoğlu'ndaki İngiliz Kız Lisesi'nde törenle karargah kurar. İstanbul önlerinde demirleyen gemi sayısı 15 Kasım'a kadar 167'ye çıkar. Filistin, Suriye, Irak cephesini savunan Yıldırım Ordular Grubu'nun komutanı Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Ordular Grubu lağvedilince İstanbul'a hareket eder. 13 Kasım 1918'de İtilaf donanmasının İstanbul önlerine demirlendiği sırada Haydarpaşa Karın'a ulaşır. Boğaz'da demirli düşman savaş gemilerini gördüğünde ünlü "O geldikleri gibi giderler" sözünü de orada söyler. İstanbul'da yaklaşık 5,5 ay kalır ve yakın arkadaşlarıyla görüşerek ülkenin kurtuluşuna yönelik faaliyetlerde bulunmaya başlar. İtilaf devletlerinin İstanbul asker çıkarmaları Osmanlı Mebusan Meclisi'nde ateşli ve sert tartışmalara sebep olur. Bu tartışmalar meclisin sorununu getirdi ve padişahın emri ile 21 Aralık 1918'de Osmanlı Mebusan Meclisi feshedilir. İşgalden sonra İstanbul basını kamplara ayrılmış olarak yayın yapmaya başlar. İngiliz yanlısı yayın yapanlar ile Kuvayi Milliye Hareketi'ni destekleyenler. Süleyman Nazif'in 9 Şubat 1919'da Bisat gazetesinde yayımlanan ve Fransız generalinin İstanbul'a gelişini şehirdeki azınlıklar tarafından sevinç gösteriliyle karşılanmasını kınayan "Kara Bir Gün" başlıklı yazısı İstanbul'un işgaline dair o günlerde yazılmış yazıların en ünlülerindendir. Milli mücadele ile birlikte ülkedeki düşman işgallerine karşı mücadele ve yeni bir rejim arayışlarına başlanmıştır. İtilaf devletleri Türk halkının tepkisini çekmemek ve işgalin haklılığını kanıtlamak için şu maddeleri yayınlarlar. 1. İşgal geçicidir. 2. Padişahlığı ve halifeliği korumak ve güçlendirmek için işgaller gerçekleştirilmiştir. 3. Azınlıklara yönelik bir katliam başlarsa İstanbul Türklerden alınacaktır. 4. Herkes padişahlık makamının İstanbul'dan vereceği kararlara uyacaktır. 6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolu Ordu İstanbul'a girer ve işgal resmen sona erer. İşgal 4 yıl, 10 ay ve 23 gün sürer.
Üçüncü 16 Mart olayı ise Sovyet Rusya'nın kurulmasından sonra Türkiye birçok cephede batılı ülkelere karşı savaş halindeydi. Sovyet Rusya'nın batı karşıtlığı, Türkiye'nin de o sıralarda batılı ülkeler tarafından saldırılara maruz kalması, iki ülkenin ortak noktada birleşmesine olanak tanıyordu. Sovyet Rusya'nın Ankara'ya elçi göndermesi anlaşma için zemin hazırlamıştır. Tarih 1921 yılını gösterdiğinde Rusya ile TBMM arasında dostluk ve kardeşlik anlaşması olarak anılan Moskova Antlaşması'nı imzalarlar. Moskova Antlaşması maddeleri de dikkat çekicidir bu arada. 1. Osmanlı ve Çarlık Rusya'nın anlaşmalarını geçersiz kılacaktır. 2. Sovyetler Birliği Misak-ı Milli Hareketi'ni tanıyacaktır. 3. Sovyetler Birliği Gürcistan, Ermenistan ve Büyük Millet Meclisi arasında imzalanan antlaşmalara göre belirtilmiş sınırlar Batum'un Gürcistan ülkesine verilmesi halinde kabul edilecektir. 4. İki taraftan herhangi birinin tanımadığı anlaşmaları diğer ülkede tanımayacaktır. 5. İki ülkenin ilişkilerinin güçlendirilmesi için çeşitli siyasi ve ekonomik anlaşmalar imzalanacaktır. 6. Sovyetler Birliği anlaşmada kapitülasyonların kaldırıldığını da kabul eder. Türkiye ile Rusya'nın kardeşlik ve dostluk anlaşması olan Moskova Antlaşması ortada varsa bir başka taraftan ne olur? Tabii ki dönemin batılı devletleri de rahatsız olacaktır. Moskova Antlaşması sadece dostluğu pekiştirmek amaçlı değildir. Ayrıca Türkiye açısından çok önemli sonuçlar da doğurmuştur. Anlaşma ile birlikte Türkiye'nin doğu sınırları neredeyse kesinleşmiştir. Anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi için büyük bir öneme de sahiptir. İlk defa bu denli büyük bir devlet TBMM'yi tanımıştır. Bu da doğrudan TBMM'nin prestij kazanmasına da olanak tanır. Türkiye için hem dış hem iç sınırlarda prestij anlamına gelir. Çünkü Türkiye büyük bir varoluş savaşı içerisindeyken Batılı ülkelerin düşmanları arasında bulunan Sovyet Rusya ile anlaşma imzalamıştır. Bu tüm dünyada Türkiye için başarılı olarak kabul edilmiştir. 4. 16 Mart olayı yine eğitimle ilgili bir reform, bir devrim niteliği taşıyan önemli bir olay. İlk önce 19. yüzyıl eğitimi hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü bu döneme mektep medrese ikili dönemi de diyebiliriz. Şöyle ki 19. yüzyılın ortalarına gelene kadar Osmanlı toplumunda eğitim öğretim faaliyetleri Endürüm ve birkaç büyük medrese hariç devletin görev alanının dışındaydı. Osmanlı Devleti'nin batılılaşma sürecine girildikten sonra devlet ülkede pek çok batı tipi eğitim kurumu kurmuş, bu kurumlar ile birlikte eski eğitim kurumları da faaliyetlerine devam etmişti. Devlet şahıs ve dernekler tarafından ilköğretim düzeyinde İptidadi adlı okullar kurulmasını, bu okullarda modern öğretim tekniklerinin uygulanmasını destekliyordu. Bu okullarda öğretmenlik yapmak üzere öğretmen yetiştiriliyordu. Ancak köy ve mahalle imamları ile eşlerinin yönetiminde bulunan ve çoğu vakıf kuruluşu olan Sıbyan mektepleri ile mahalle mekteplerine dokunulmamıştı. Orta öğretim ve yüksek öğretim düzeyinde ise modern tipte rüştiyeler, idadiler, sultaniler, yüksek okullar ve darülfünun açılmıştı. Vakıf kuruluşları olan medreselerden devlet desteği çekilmişti, ancak medreselerde kapatılmamıştı. Halen öğrenci yetiştirmede devam ediyordu. İki farklı tipte kurumdan birbirlerine zıt hayat görüşlerine sahip kimseler yetişmekteydi yani. Böylece toplumda mektep medrese ikiliği doğmuştu. Üçüncü bir kategori olarak da yabancı okullar yani misyoner okulları, azınlık okulları ve kolejler gibidir. Eğitim alanında faaliyet göstermekteydi. Kısacası Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'dan devraldığı bu eğitim öğretim mirası, farklı insan tipleri yetiştiren farklı eğitim tiplerinin bir arada var olduğu bir sistemdi. Yeni rejimin getirmek istediği ulusal nitelikteki yeni toplum düzeninin herkes tarafından benimsenmesi, devrimlerin halk üzerinde köklü ve etkili olabilmesi için tüm eğitim kurumlarının tek bir merkeze bağlanması, eğitim öğretimin tek elden, tek esasa göre yönetilmesi gerektiği hissedilmekteydi. 1 Mart 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. yılı açılışında yaptığı konuşmayı büyük ölçüde eğitim konularına ayıran Mustafa Kemal, ülke çocuklarının birlikte eğitim ve öğrenim görmek zorunda olduğunu, öğrenim birliğinin ülkenin ilerlemesi için büyük önem taşıdığını, bu nedenle şeriye vekaleti ve marif vekaletinin işbirliğine varması gerektiğini ifade eder.
Bu görüşler ışığında 2 Mart günü Halk Fırkası'nın grup toplantısına 3 ayrı yasa tasarısı hazırlanır. Şeriye ve Efkaf Vekaleti'nin lağvı ve Diyanet Reisliği'nin teşkili hakkındaki kanun müzakereleri kabul olunduktan sonra Tevhid-i Tedrisat yasa tasarısı Saruhan Mebusu ve Marif Vekili Vasıf Bey ve 57 arkadaşının imzasıyla gündeme getirilir. Kanunun gerekçesi şu sözlerle ifade edilmiştir. Bir millet bireyleri ancak bir eğitim görebilir. İki türlü eğitim bir ülkede iki türlü insan yetiştirir. Bu ise duygu ve düşünce birliği ile dayanışma amaçlarını tamamen yok eder. Duygu, hissiyat ve fikre gel deyip ayakta alkışlarım resmen. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 16 Mart ile ilişkisi ne var konusuna da gelecek olursam, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Sonra da gereksiz çağını doldurmuş olan eğitim kurumlarının da kaldırılmasıyla devam etmiştir. Bunların başında da medrese geliyordu. Orta çağdan beri devam eden bir din bilimleri ile diğer pozitif bilimlerin öğretildiği medreseler zamanla bilgisizlik yuvası da haline de gelmiştir. Bunu hepimiz biliyoruz. Tamamen din bilimlerinin öğretildiği bir kurum haline gelen medreseler batıda gelişme gösteren müsbet bilimleri benimseyememişti. Çağın gerisinde kalan ve ihtiyacı karşılamaktan uzak olan medreseler laik eğitim sistemiyle bağdaşamayacaktı. Ayrıca medreseler verdiği eğitimle de Türk insanı arasında kültür ikiliğine sebep olacaktı. Bundan dolayı medreselerin de kaldırılması gerekiyordu. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nda medreselerin kapatılmasına dair açık bir ifade yoktu. Ancak çağdaş ve bilimsel eğitime geçilince zaten uygulama sırasında medrese eğitimi son bulmuş oluyordu. Devlet yönetiminde ve hukuk sisteminde laikleşme başladığı için yeni sisteme uygun insana ihtiyaç vardı. Artık çok sayıda din bilginine gerek yoktu. Bunun yanında yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğitimin laik, çağdaş ve milli olmasını benimsemişti. Bu nedenle yeni sisteme uyum sağlamaları mümkün olmayan medreseler kapatıldı. Ancak devlet gerekirse din adamı yetiştirecek okulları da kendisi açacaktı. Medreselerin kapatılmasıyla Türk eğitim sistemi laik ve milli bir nitelik kazanmıştır. Eğitim ve öğretim alanında bir başka değişiklik de 2 Mart 1926'da çıkartan Maarif Teşkilatı hakkındaki kanun ile sağlanmıştır. Bu kanunla laik eğitime uygun bir yaklaşımla ilk ve orta öğretimin esasları tespit edilerek eğitim hizmetleri modernleştirilmiştir. Ayrıca devlet izni olmadan hiçbir okulun açılmayacağı da belirtilmiştir. Böylece bu kanunla yeni Türk Devleti'nin bugünkü eğitim ve öğretim sisteminin de temeli atılmış oldu. İşte bağlamak istediğim konu buydu. Medreselerin kapatılması iyi de olmuştur. Devletten ayrı farklı sistemlerde olan ülkenin geleceğini belirleyen bireyleri yetiştiren okulların açık olması ne kadar da akla mantığa fikre aykırı bir durum. Düşünün ki ülkenin dört bir tarafı işgal edilmiş, her yeri yağmalanmış, dağıtılmış iken, hasta adam olarak adlandırılıyorken, onca zorluğun, onca mücadelenin içerisinde Kuvayi Milliye ruhu ile ayakta durmayı, geleceğe emin ve sağlam adımlar atarak bir temel inşa söz konusu. Temel demişken aklıma bir de bir şarkının sözü geldi. Rengi yelem sustuk sanma, dik dur halkım onlar soyka. Yakın ola mahşer kopsun ipler, çünkü o bayrak der bana korkma. De ki bana de ki bunun vatan için emeli, evvel Allah sağlamdır yurdumun temeli. Yan bakarsan eğer bir ki ağır olur bedeli, bu duyduğun askerim